Arkadaşlar, yine bir derste birlikteyiz. Bugün arkadaşlar iki hafta önce görmüş olduğumuz, tabii niye iki hafta önce diyorum? Çünkü iki haftadır yoktunuz. Görmüş olduğumuz countable and uncountable nouns konusuna devam edeceğiz arkadaşlar. Sayılabilen ve sayılamayan isimleri anlattım arkadaşlar. Onlarla kullanılan belli başlı ifadeler, some, any, a few, a little gibi ifadelerden bahsettim. Şimdi de tahtaya bakalım. Sayılabilen isimlerin veya sayılamayan isimlerin kaç tane ya da ne kadar olduğunu sormak, öğrenmek için kullanılan soru kalıplarıyla devam edelim. Birinci kalıp how many kalıbı. How many eşittir kaç tane arkadaşlar. Anlamı kaç tane. Bakın zaten kaç tane dediğimiz için ne anlıyoruz? Sayılabilen bir isim olacak ve birden fazla olacak. Arkadaşlar how many'den sonra gelecek olan kelime, isim mutlaka çoğul olmalıdır arkadaşlar. İkinci kalıbımız how much. How much ne kadar? Bu da sayılamayan isimlerin miktarını öğrenmek için kullanılan soru kalıbıdır. Yani how much'dan sonra gelecek olan kelimede mutlaka sayılamayan bir isim olacaktır. Aynı zamanda ne dedim arkadaşlar? How much fiyat sormak için de kullanılır arkadaşlar. Burada isim sayılır mı sayılmaz mı aramayacağız. Geliyorum. How many books? Bakın book, books çoğul olmuş mu? Have you got? Sınavda nasıl sorulur? Arkadaşlar how many how much verilmez. Der ki aşağıdaki boşlukları uygun soru ifadeleriyle doldurunuz. Books olduğu için kitap, kitaplar sayılabilir how many getirdim. How many children are there in the garden? Bahçede kaç tane çocuk var? Dikkat et child, children. Her isim s takısı alarak çoğul olmaz. YouTube kanalımda var arkadaşlar. Tekil isimleri çoğul yapma kuralları. Girip oradan dinleyebilirsiniz. Geliyorum ikinci diğer ifadem how much. How much milk is there in the bottle? Şişede ne kadar süt var? Bakın süt kelimesi ne yapıyor? Sayılamaz. E sayılamıyorsa ne yapıyorum? How much getiriyorum. How much money has Ayşe got? Ayşe'nin ne kadar parası var? Para kelimesi sayılamaz ama paranın türü sayılır. Ayşe'nin ne kadar parası var? Para olduğu için yine ne yaptım? How much getirdim. Evet istisna demiştik. How much aynı zamanda fiyat sormak için kullanılır demiştim. How much is that skirt? Şu etek kaç para? It is 10 liras. Etek 10 lira. Evet buraya gelelim. Tahtayı komple baştan sona göster. Şurayı. Şu bölümü şöyle al. Sırayla yavaş yavaş gel bu tarafa doğru. Gel. Evet. Diğer konumuz making arrangements and sequencing the actions arkadaşlar. Yani olayları biraz geri gidelim. Olayları, eylemleri sıralama. First, next, then, after that, final şeklinde arkadaşlar ard arda gelen olayları sıralıyoruz. Örnek verelim dedim ki bir parti yapacağız neler yapmalıyız? İlk olarak first ilk olarak demek you should make a guest list. Ne yapmalısın? Bir konuk listesi, misafir listesi hazırlamalıyız. Tahtayı gösterelim. Sonra next. Sonra bakın anlamı da sonra. Sonra you should determine a date. Bir tarih belirlemeliyiz. Doğru mu? Evet doğru. Then ondan sonra you should decorate the party place. Sonra parti yapacağımız yeri süsleyeceğiz. After that ondan sonra arkadaşlar you should make a shopping list. Ne yapacağız? Bakacağız neler var neler yok bir alışveriş listesi hazırlayalım. Hazırlayacağız. Finally son olarak you should prepare lots of food and beverages. Birçok yiyecek ve içecek hazırlayacağız arkadaşlar. Alışveriş yapıp aldık ya onlardan hazırlayacağız. Şurayı da tam olarak göster. Anladık mı? Evet. Anladık mı? Evet. O zaman bir sonraki derste görüşürüz.